Gobeller merhabalar. Şimdi türevin geometrik yorumunun tarama testini çözeceğim dostlarım. Başlıyorum birinci soruyla. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. D doğrusunun eğimi kaçtır diye bir soru soruyor. Şöyle demiştik dostum. Bir doğrunun eğimi şu x eksenine yaptığı iki açı var ya, birine alfa birine beta diyorum. Her zaman sağdaki açının tanjantıydı eğim dostlar. Demek ki bana tanjant alfayı soruyor. Şimdi ben alfanın tanjantını bulamıyorum. Çünkü alfa bir dik üçgen içinde değil. Ama beta'ya bakın. Beta tersi de beta olduğu için beta bir dik üçgen içinde. Ve beta'nın tanjantı, tanjant beta'yı bulabiliyorum. Karşısı 2, komşusu 3 olduğu için 2 bölü 3'tür. Beta'nın tanjantı. Ama bana tanjant alfayı sorduğu için ve toplamları da 180 olduğundan dolayı ne diyorduk dostum? Hangisini buldum ben? Beta'yı. Alfa'yı arıyorum. Bu kesinlikle bunun eksilisi olacak demiştik. Cevabımız ne geldi? Bursa'dan çıktı dostlar. Geldim 2 numaraya. Şekildeki tepe noktası T olan x eksenini A ve B'de kesen fx parabolü verilmiştir. Peki. A ve B, A, B ve T noktalarında fx parabolünde çizilen teğetlerin eğimleri sırasıyla şöyle şöyle şöyledir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi T noktasından çizilen teğet şu şekilde bir teğet olur arkadaşlarım. Zaten amcam bizim için de küçük bir yerini göstermiş. Eğer ki demiştik ki doğru, teğet doğrusu x eksenine paralelse eğimi kesinlikle ne olacak? Sıfır olacak demiştik dostum. Demek ki T noktasından çizilen teğetin eğimi sıfır olacak. Yani 3 doğru bir cevaptır. 3 olmayanları siliyorum ben hemen. Şimdi geldim diğerlerine bakalım. Bursa'dan çizilen teğetin eğimine bakalım. Şu noktadan bir teğet çizdiğimi düşünün. Şu şekilde arkadaşlar. Eğim açısı şuradaki açıdır ki bu açımız dar bir açıdır. Ve dar açının tanjantı da sıfırdan küçük olduğu, büyük olduğu için, yani pozitif bir değer olduğu için dar açının tanjantı, demek ki benim B noktasından çizilen teğetimin eğimi sıfırdan büyük olacak. O halde bu da doğrudur. Yani 2 numarada doğru olacak. O yüzden cevabım Edirne çıktı bile dostum. Geldim şu üçüncü sorumuza. Eğrisine üzerindeki bilmem ne noktasından çizilen teğetin eğimi. Dostum teğetin eğimi dediği zaman f'in bir kere türevini alıyordum ve verilen noktanın apsisini burada yerine yazdığımda işte teğetin eğimini buluyorduk. Hadi bir kere türev alalım şimdi burada. Şöyle bir ifade bu aslında. Biraz düzenleyeyim. 2 çarpı x artı 3'ü yukarıya atıyorum dostum. Tabii ki kuvvetini eksi 1 olarak değiştiriyorum ki takla attırdığım belli olsun diye. Şimdi türev alalım. 2 başta duruyor. Kuvveti bir eksi 1'i başa aldım. Çarpı x artı 3'ün bir azaltıyorum kuvveti. Eksi 2 oldu. Yine çarpı içinin türevi vardı bir de dostum ama içinin türevi 1 olduğu için 1'i de şöyle yazdım. Çarpmaya etkisi yok 1'i. Peki şimdi de diyor ki x gördüğün yere eksi 1 yaz. E hadi yazalım. Şimdi şurası bir kere zaten eksi 2 çarpı. Eksi 1 yazarsam buraya eksi 1 ile 3'ün toplamı 2'dir. 2'nin de karesi 4'tür ama eksi kuvvet var, 1 bölü 4 geldi. Çarpı 1'i yazmaya gerek yok artık. Bu da ne oldu dostum? Eksi 2 bölü 4, yani sadeleştirdim. Eksi 1 bölü 2'dir dedim sorumun cevabı. Ve geldim 4 numaralı soruya. Paraboline üzerinde bulunan AB noktasından çizilen teğetin eğimi eksi 1'dir diyor. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Şimdi teğetin eğimini nasıl buluyormuşuz dostum? Bir kere türev alıyorum. Bu türevde verilen noktanın apsisini A'yı yani yerine yazdığımda bu bana teğetin eğimini veriyormuş. Yani eksi 1'i verecek. Hadi türev alalım bir kere. 2x eksi 3'tür türevimiz. X yerine de A yazalım. 2A eksi 3 eşittir eksi 1 oldu. Demek ki 2A eşittir. 3'ü eksi 3'ü buraya attım. 2 kaldı. A eşittir 1 çıktı. Peki. A'mız 1. Yani bize verilen P noktası aslında 1'e B noktasıymış dostlarım. Şimdi bu 1'e B noktası parabolün üzerinde olduğuna göre
parabolün denklemini sağlayacak. Yani şuradaki y yerine b yazacağım. X gördüğüm yere de 1 yazacağım dostum. B eşittir 1 eksi 3 artı 5 olur. Yani b eşittir eksi 2. 5 daha 3 gelir. Bize de a ile b'nin çarpımını, yani 3'ü soruyormuş dostum. Ve gelirim 4 numaralı soruya. Parabolüne üzerindeki bilmem ne noktasından çizilen teğet, şimdi bak teğetin eğimini söyleyecek ama başka bir yolla söyleyecek. Bu teğet diyor, x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapmaktadır. Şimdi x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı eğimdi dostlarım. Demek ki eğimimiz tanjant 135, yani eksi 1. Tanjant 135 eksi 1. Peki ben bu eğimi bir de nereden buluyordum kardeş? Şunun türevini alıyordum bir kere. Hadi alalım türevini. 2ax artı b gelir bunun türevi. Ve bu türevde x yerine verilen noktanın apsisini yazdığımda 2 yazıyorum yani. 4a artı b. İşte bu benim teğetimin eğimi, yani eksi 1 oldu. Bu birinci denklemim. Şimdi bu nokta parabolün de üstünde olduğu için parabolün denklemini de sağlayacak gobeller. Hemen şimdi x gördüğümüz yere ne yazalım? 2 yazalım. Y gördüğümüz, yani fx gördüğümüz yere de 5 yazalım. Şöyle olur. 5 eşittir. 2 yazarsam 4a artı 2b artı 1 olur. 1'i buraya alalım. 4 eşittir 4a artı 2b. Bir de 2'ye bölelim hepsini kardeşlerim. 2 eşittir 2a artı b oldu. E bir de şunu yazalım. Eksi 1 eşittir 4a artı b'ymiş. Hemen şurayı bir eksiyle çarpalım. Bize b'yi soruyormuş bu arada. O zaman üst tarafı 2 ile çarpıyorum. Şurayı 2 ile çarpalım. 4 eşittir 4a artı 2b. Alt tarafı da eksi 1 ile çarpalım. 1 eksi 4a eksi b. Toplayalım bu keratalar alt alta. 4, 1 daha 5. Şunlara bay bay. 2b'den de b çıktı. B kaldı. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi arkadaşlar. Evet, 5 numarayı da gömdük. Hemen 6 numarayı aldım önüme. Bakalım bu ne diyor. Fazla kağıt almışız. Fonksiyonuna bilmem ne apsisli noktasından çizilen teğetin denklemini de soruyor bu sefer arkadaşlar. Şimdi biz ilk önce teğetin eğimini bir bulalım. Teğetin eğimi şöyle bulunuyordu. Fonksiyonun türevini alıyorum ve hangi apsisli noktadan? 3 apsisli noktadan dediği için x yerine 3 yazdığımda da bana teğetin eğimini veriyordu. Peki türevini alalım. 1 bölü 3 çarpı 3x kare olur. Eksi 2x olur. Artık buraları iyi biliyoruz. Şu 3'ler gitti. X yerine de 3 yazalım dostlarım. 9 eksi 6, yani 3 geldi. Teğetin eğimi. Şimdi şıklara da bakabiliriz. Hangisinin eğimi 3 diye. Bakın şunun eğimi eksi 3. Bunun eğimi de eksi 3. Bu ikisini sildim. Ama 3 tane şık arasında kaldım. O zaman mecbur ne yapacağım? Noktayı da bulacağım. Şimdi bu nokta apsisi 3 olan bir nokta. Ordinatını bilmiyorum. B diyelim ordinatına. Peki bu nokta parabolün üstündeymiş dostum. O halde denklemini sağlayacak. Hemen x yerine 3, y yerine de b yazıyorum. Bakın ne oluyor. B eşittir 3 yazarsam 3'ün küpü 27. Eksi 3'ün karesi 9, artı 1 oldu. Şunları düzenleyelim. 9. 9'dan 9 çıktı 0. 1 kaldı bir tek. Demek ki b 1'miş. Yani noktamız 3'e 1'miş. Bu noktada bizim teğet doğrumuzun noktası. Şimdi eğimini biliyoruz 3. Noktasını biliyoruz. Gelin formül yazma yöntemi kullanalım. Korsan yöntem de yapabilirdim. Yani hangisi acaba x yerine 3, y yerine 1 yazınca mantıklı bir şey sağlıyor diye de sorabilirdim. Ya da formülü kullanacağım. Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1'imiz 3. Peki düzenleyelim bunu. Y eksi 1 eşittir 3x eksi 9. Y eşittir 3x eksi 8 oldu. Yani hangisi çıkıyor? Y eksi 3x artı 8. 6. sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Ve geldim 7 numaraya. Şimdi öncelikle şuradaki grafiği bir yorumlayalım. Bakalım neler söyleyebiliriz bu grafik hakkında. Bakın şurada bir D doğrusunun eğimini bulabiliyorum şu açıdan. Tanjant alfa diyelim buna ve eğimi söyleyelim. 1 burası, 2 burası olduğu için 1 bölü 2'dir eğimimiz.
Peki şurası da 2 birim. Bakın bu bir orta taban oldu. Burayı 2'ye böldüğü için 1 şunun yarısıdır. Şu uzunluk da 2 geldi. Yani şuradaki karşılığımız da 2'ymiş. Şimdi eğimi bulduk. Bu neyin eğimi? Şu noktadan çizilen teğetin eğimi. Hangi noktadan? 2'ye 2 noktasından çizilen teğetin eğimi buymuş. Peki teğetin eğimi demek neydi? F'in türevinde x gördüğüm yere noktanın x'ini yaz. İşte bu sana eğimi veriyordu. F'in türevinde 2, 1 bölü 2'ymiş. Hatta şu nokta fonksiyonun üstünde olduğu için x yerine 2 yazınca y'si de 2 çıkıyormuş. Bir de şu bilgimiz var. Bir de bu bilgi var arkadaşlar. Şimdi gelin diyor ki bize gx eğrisine x eşittir 2 apsisli noktasından çizilen teğetin eğimi. Yani g'nin türevini alıp x yerine 2 yazdığınızda sonuç kaç çıkıyor diye soruyor. Hadi türevini alalım g'nin. Şimdi gx'in türevi. Birincinin türevi f'in türevinde x. Çarpı ikinciye aynen yaz. X eksi 1. Eksi ikincinin türevi 1 çarpı birinciye aynen yaz. Bölü ikincinin karesi. Yani x eksi 1'in karesi geldi goberler. Şimdi bir de x yerine 2 yazın diyor. Yazalım. Burası ne oluyor? F'in türevinde 2. E onu biliyoruz. 1 bölü 2 idi. Çarpı 2 yazarsam 2'den 1 çıktı. 1. 1 oldu burası. Eksi f'te 2 geliyor ki onu da biliyoruz. 2. Bölü 2 yazarsam 1, 1'in karesi yine 1. Şurası ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2, eksi 2 geldi. 4, eksi 3 bölü 2 çıktı. 7. sorumun cevabı Adana'dan geldi goberler. Geldim 8 numaraya. Fonksiyonun grafiği üzerindeki AB noktasında teğettir diyor. Bakın bu doğru. Bu noktada teğetmiş arkadaşlar. Madem ki teğet, şuradaki A noktasını ben F'in bir kere türevini alıp A noktasını yerine yazdığımda bu teğet doğrusunun eğimini verecek bana. Peki teğet doğrusunun eğimi bakın x'in kat sayısıydı. Eksi 2'ymiş zaten teğet doğrusunun eğimi. Demek ki eksi 2'yi verecek bana kardeşim. Peki F'in türevinde A eksi 2'yi verecek. Hadi F'in türevini alalım bir kere. 4x küp olur artı 4a küp olur daha doğrusu. 2a olur. Türevi bu. Yok sadece 2 olur. Dur önce türevini alalım da acele etmeyelim. Direkt a'yı yazmaya çalıştım ben. Önce türevini alıyorum. 4x küp artı 2 olur. Şimdi burada x yerine a yazarsak 4a küp artı 2 eşitmiş bu teğetin eğimine yani eksi 2'ye. Bu durumda 4a küp eşittir eksi 4. A küp eşittir eksi 1. A eşittir eksi 1 çıktı. A'yı bulduk. Şimdi bu nokta, A noktası artık ne oldu? Eksi 1'e B noktası oldu. Şimdi bu nokta parabolün ve teğet doğrusunun da üstünde, ikisinin de üstünde. O zaman ikisinin de denklemini sağlıyor. Hemen getirip x yerine eksi 1 yazacağım, y yerine B. Mesela şu doğruda yazalım, bu daha kolay. Y yerine B yazıyorum, x yerine eksi 1 yazarsam artı 2, 5 olur. B eşittir 7 çıktı. İşte B 7. A eksi 1 bizden de eksi 1 eksi 7'yi soruyor. Cevabımız Edirne'den geldi goberler. 9 numaradayım dostlar. Bakalım ne diyor. A ve B gerçel sayılar olmak üzere fonksiyonun grafiğinde noktasında teğet olan doğrunun denklemi şöyle bir denklemmiş. Doğrunun denklemi şuymuş arkadaşlarım. Ben bunu bir daha yazayım. Y eşittir eksi 8x eksi 2 doğrusudur bu. Bakın bu doğrunun eğimi eksi 8'dir. Madem ki teğet, teğetin eğimi eksi 8 ve ben bunu nereden buluyordum eksi 8'i? F'in bir kere türevini alıp verilen noktanın apsisini yazdığımda da eksi 8'i buluyordum arkadaşlarım. Şimdi bu eksi 1'e bilmem ne noktası bunun da üstünde. O zaman bunun denklemini sağlayacak. Yani x yerine eksi 1 yazalım, y'yi bulalım. X yerine eksi 1 yazıyorum, y eksi 8 artı 2 eşittir 0. Eksi 8 ile 2'nin toplamı eksi 6 bu tarafa attım. Y'si 6 olan bir noktaymış. Yani bizim noktamız A noktası diyelim buna. Eksi 1'e Y'si de 6 olan bir noktaymış. Peki bu nokta bu eğrinin de üstünde kardeşim. O halde gelin burada X yerine eksi 1, Y yerine 6 yazalım. 6 eşittir. Eksi 1 yazarsam burası A olur. Sadece A.
Eksi 1 yazarsam eksi 2b artı 3 olur. 3'ü buraya alalım. 3 eşittir a eksi 2b geldi. Tamam, bu birinci denklem. Şimdi noktayı yerine yazdık, sağlattık. Bir de şu türevi konuşalım. Türevini alıp x yerine eksi 1 yazdığımda da 8'e eşit. Türevini alıyorum. 2ax'tir eksi 2b'dir. Şimdi x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 2a eksi 2b. İşte bu da neye eşitmiş? Eksi 8'e. Hemen hepsini eksi 2'ye bölelim. 4 olur. A olur. Artı b olur arkadaşlar. Peki şimdi bize neyi soruyor? A çarpı b. Gelin bunları bir taraf tarafa toplayıp çıkaralım arkadaşlar. A'yı da b'yi de bulalım. Hadi bulalım şimdi. Önce alt tarafı 2 ile çarpıyorum. Üst tarafa hiç dokunmayalım. 3 eşittir a eksi 2b. Burayı da 8 eşittir 2a artı 2b diye yazdım. Topluyorum alt alta. 11 eşittir 3a. B'ler gitti. A eşittir 11 bölü 3 çıktı. Biraz gıcık bir sayı çıktı ama bakalım b ne çıkacak. 11 bölü 3 burası. Attım bu tarafa. 4 eksi 11 bölü 3. 12. 1 bölü 3 çıktı b. Şimdi ikisinin çarpımını soruyor. 11 bölü 9 bulduk. Biz demek ki bir yerde bir hata yaptık arkadaşlarım. Hadi bir daha bakalım şimdi baştan. Bir daha bir konuşalım. Teğet olan doğrunun denklemi buymuş. Şimdi ben x yerine eksi 1 yazdığımda burası 8 eksi 2'den y 6'sı geliyor. Tamam, y'miz 6. X yerine eksi 1 yazdığımda 1a eksi 1 yazdığımda artı 2b. Şurası artı 2b. Eksi 1 yazdığımda artı 3. 3'ü buraya attım. A artı 2b'ymiş burası arkadaşlar. 3 eşittir a artı 2b. Biz bir de ne bulduk? 4 eşittir a artı 2b bulduk. Sonra şurası artıymış yani. Sonra bunu bir daha şimdi taraf tarafa toplama kısmını yapalım. Bundan sonrasını yapalım. İyi, en azından erken fark ettik hatayı. Hemen yapalım bundan sonrasını. Şimdi şu iki denklemi ortak çözüm yapacağım. A artı B eşittir 4'müş dostum. Biz bunu gelin eksiyle çarpalım. Eksi A, eksi B, eksi 4 olsun. Altına da A artı 2B eşittir 3'müş. Bunu yazalım. Toplayalım alt alta. A'lar gitti. Buradan B geldi. Eksi 4, 3 daha eksi 1 çıktı. Peki B'yi getirip eksi 1 diye yerine yazarsam A eşittir 5 oldu. 5 ile eksi 1'in çarpımını soruyor. Eksi 5'i bulduk arkadaşlar. İyi. Ucuz kurtulduk. Erken fark ettik hatamızı. Pekala dostlarım, tarama testi bitti. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin.